Arkadaşlar hepinize merhaba. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün jant nasıl tasarlanır? Jant nasıl modellenir? Onu anlatacağım. Videoya geçelim. Arkadaşlar videoyu eğer beğenirseniz like atmayı ve bu gibi videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Bu jant tasarımını şu an SolidWorks üzerinden yapacağım ve anlatmaya başlayayım. Şimdi arkadaşlar jant tasarlarken öncelikle jantın profilinin nasıl olduğunu oluşturmamız gerekiyor. Yani janta baktığımız zaman jantın karşısından değil, sağ kenarından baktığımız zaman jantın profili nasıl görünüyor? Önce onu çizmemiz gerekiyor. Çünkü çizimi oluştururken jantın yan profilini çizdikten sonra onu döndürerek kat oluşturma komutuyla yani buradaki döndürerek kat oluşturma komutuyla oluşturacağız. Ondan dolayı öncelikle yan profilini çizmemiz gerekiyor. Şimdi ben buradan ön düzleme gelip bir çizim açıyorum. Ardından şu çizgimi alıp jantın yan profilini çizmeye başlıyorum. Şuraya öncelikle bir çizime başlamadan önce şöyle bir yardımcı çizgi çizmek istiyorum. Hatta bunun ölçüsünü de ayarlayayım. Şu şekilde yüz uzunluğunda bir yardımcı çizgi çektim. Şimdi jantın yan profilinin siz ekranda görüyorsunuz resimlerini. O şekilde bir yan profile sahip çoğu jant. Ama burada tabi sizin nasıl tasarım yapmak istediğinize göre değiştireceğiniz etkenler var. Şimdi şu şekilde rastgele bir çizgi çekiyorum. Bunu sonrasında düzenleyeceğiz tabi ölçülerini girmeye başlayacağız. Şöyle yapalım. Çok dışarı çıkmayacağım bu noktada. Şununla aynı şekilde yapıp şöyle şöyle ardından biraz şu şekilde aşağı geliyorum. Şimdi bu ikisini birleştirme noktasında sizin nasıl istediğiniz önemli. Yani jantın oradaki karşıdan baktığınız zaman o profilin o yüzeyin nasıl görüneceğini istiyorsanız o şekilde çizeceksiniz. Şimdi şöyle çizdiğimizde daha iyi anlayacaksınız. Şöyle getiririz. Şunu da biraz içeri alırız. Şu şekilde ardından şöyle ineriz. Böyle yapalım. Böyle çizelim. Objeleri burayı alıp burayı sildim. Şu şekilde bir yan profil oluşturmuş oldum. Dediğim gibi şu an bunu rastgele yapıyorum. Ölçüler rastgele. Hiçbir Gerçek ölçüye uygun değil veya Şu an özellikle tasarladığım bir jant yok Şu an rastgele yapıyorum Öncelikle şu iki noktanın birbirine yatay olduğuna Bakacağım hatta şöyle yatay yapayım İlişkiyi ekledim Ardından şuraya bir ölçü girelim 16-44 Direkt düz 16 yapalım Ardından şu iki mesafenin arasına bir ölçü girelim 76 Bunu da 76 yapalım Direkt süratlarını siliyorum Ardından şu kısımları ölçülendireceğim Buralar biraz büyük olmuş ben buralara 5 demek istiyorum. Şu şekilde 5 yapacağım. Okey. Ardından şu çıkıntı kısmını. Burası birbirine yatay olmadı. Burası birbirine yatay olmak durumunda. Şu ikisini işaretleyip yatayı seçtim ve bu ikisini Aynı doğrultu üzerinde yapmış oldum. Ardından tekrardan ölçülendirmeleri 7, 38 buraya da 7 diyelim. Şu ikisinin arasındaki boşluğu belirterek, belirterek devam edeceğim. 3, 31 olarak kalabilir orası. Burayı 5 girdik. Burayı şey yaptık. Tanımsız kenarlarımız var hali. Onların neden tanımsız olduğuna bakalım. Bu şekilde yaptığımız zaman neden tanımsız olduğunu görüyoruz. Çünkü şu aranın ölçüsünü vermemişiz. Bu aranın ölçüsünü verelim hemen. Buraya 17 demiş. Biz 117 17 yapalım bunu. Şu şekilde orayı da tamamladık şu şekilde buranın yüksekliğinde 70 56 olarak girdim ve tam tanımlı hale getirmiş oldum. Şimdi tam tanımlı hale getirdim. Böyle bir profil oluşturdum. Şimdi buradan unsurlara geliyorum. Döndürerek katı oluşturmayı seçerek zaten otomatik olarak bunu seçmiş oldu. Burada çizgiyi şurayı seçiyorum. Burada döndürme eksenini soruyor bize. Burayı seçiyorum. Ardından OK basıyorum. Gördüğünüz gibi şu şekilde jantı oluşturmuş olduk. Az önce profilde çizmiştik. Bakın şu şekilde profili şu şekilde biraz yakınlaşayım. Şöyle bakarsanız gördüğünüz gibi profil oluşturmuştuk. Profilde çizdiğimiz kısımların olduğu yer döndür ve kat oluşturmayla birlikte katı bir hale gelmiş oldu. Yalnız boş kalan kısımlar yine şu içeride gördüğümüz gibi boş oldu. Jantın bu arka kısmı boş olmuş oldu çünkü biz bu şekilde bir profil oluşturduk ve ardından bunu döndürerek bu hale getirdik. Şimdi buradan karşısına geliyorum ben bunun. Burası bunun sağ düzlemi. Buna dik dedim şu şekilde. Ardından jantın burada biz deliklerini oluşturacağız. Bundan sonraki kısım jantın deliklerini oluşturma. Burada yine sizin zevkinize ve istediğiniz janta göre değişmiş. Ben örnek olması açısından daha basit bir şekil yapacağım. Şimdi geliyorum. Önce bana bir çizim açmam gereken düzlemi soruyor. Sağ düzleme çizimi aç diyorum. Objeleri dönüştür diyerek şu şekilde de oluşturabilirsiniz çizimlerinizi. Bu ikisinin hatta bunu da objeleri dönüştür yapalım. Tanımsız gösteriyor. Hiç şeyle uğraşmayalım ölçü vermekle. Şu şekilde iki tane dairemi çizdim ben. Şu an sağ düzlem ortada olduğu için tam ortada çizim görünüyor. Şu şekilde sağ düzlemi seçeyim. Şimdi burada ben yine dediğim gibi hani anlaşılabilir olması için kolay bir şekil çizeceğim. Yine şuraya bir merkez çizgisi çekmek istiyorum. Şu şekilde. Ardından çizgi komutunu alıp şu şekilde bir çizgi oluşturdum. Ardından bunun aradaki açısını 15 yapalım. Ardından objeleri buda diyelim. Şu kısmı silelim. Burada tabi bir şey oldu. Şu şekilde bir yükseklik verelim ona 15-45 miş O şekilde 15-45 yüksekliğimizi verdik. Çizgiyi seçip ardından etrafında aynalayacağım çizgiyi de seçiyorum ve şu şekilde bir şekil oluşturdum. Bunu nasıl yapacağım? Şimdi objeleri buda deyip şu oluşturduğum büyük daireyi sildim. Ardından şu küçüğü de siliyorum. Şu an gördüğünüz gibi sadece ortada şu şekilde bir şeklim var. Şimdi bu şekilde birlikte unsurlar deyip ekstrüzyon ile kesi seçiyorum. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir ekstrüzyon ile kes oluşturdum. Şimdi buradan bunu şu şekilde e, tüm olarak kesebilirim. Önemli değil şu an ne kadar kestiğim. Şu şekilde yaptım. Okey dedim. Ve kestim. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir kesimiz oluşmuş oldu. Buradan doğrusal çoğaltmanın altına gelip dairesel çoğaltmayı seçtikten sonra unsurlar ve yüzeyler diyor. Buradan şu parça iki kısmına bastım. Ve şu unsuru seçtim. Bu buraya seçilmiş oldu. Ardından Yukarıda yön olarak şu dairemi seçiyorum. Ve direkt zaten şu an bana oluşturmuş olduğu eşit aralığı seçip 360 dereceye ayarladıktan sonra kaç parça olduğunu, kaç parça olacağını seçmeniz gerekiyor. Burada bu yine size kalmış. Bunu isterseniz bu şekilde 5 parça, 4 parça gerçi çok az parça olduğunda çok güzel durmuyor ama şu şekilde parça sayısını arttırıp şöyle yapalım. 7 veya 8 olsun. Şu şekilde yapıp OK diyelim. Gördüğünüz gibi bu bunu çoğaltmış, doğrusal çoğaltmayla çoğaltmış olduk ve ardından şu şekilde bir jant profili elde etmiş olduk. Kenarlara radius verelim, daha güzel dursun. Radius dedim. Radius ile ee, radius değeri çok fazla. Şuraya 2 girelim. Evet 2 girdim. Radiuslanacak ile ögeleri seçmeye devam ediyorum. Şu şekilde kenarları seçip OK dedim. Bu şekilde kenarları radiuslayarak daha güzel şekiller elde edebilirsiniz. Hatta radiusu düzeltip bunu 1 yapalım. 2 mm de fazla oldu. Şu şekilde. Şöyle bir yapıp tekrardan OK diyorum. Bu şekilde daha hoş durdu. Bu şekilde radius yarak da daha güzel görünmesini sağlayabilirsiniz. Bu üst kenarları şu an şu en üst kısmını gibi gibi. Bu şekilde jant oluşturabiliyorsunuz. Basit bir şekilde anlattım. Anlaşılabilir olsun istediğim için. Direkt olarak basic bir şekilde jant nasıl oluşturulur onu anlatmış oldum. Umarım videodan öğrenebilmişsinizdir. Bir şeyler katabilmişimdir. Eğer videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı veya bu konu hakkında herhangi bir sorunuz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sense eğitim kanalını takip ederek ve Instagram'dan bizi takip ederek bu tarz videoların daha fazlasını görebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.